Biz İttihat-ı İslam'ı hariçte arıyoruz. Çok geniş dairelerde arıyoruz. Evet, kendimizden çok uzaktaki devletlerde arıyoruz, Yani Mısır, milletlerde Suudi arıyoruz. Arabistan, Türkiye Evet. birleşse, işte İslam Birliği oluşsa gibi hayallerimiz var. Güzel hayaller bunlar ama her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Yani başlangıç noktası afak olmamalı. Şimdi biraz önce sizin okuduğunuz bu satırlara baktığımda kendi nefsiyle mücadele ifadesi beni çok düşündürdü. Ve kendime sordum açıkçası, yani İttihat-ı İslam acaba nerede başlar diye. Hani İttihat-ı İslam'ın başladığı nokta insanın aslında kendi vücudunda, daha sonra da kalp boyutunda Maddi başlar. vücutta mı başlıyor? Şimdi önce maddi vücudunda bunun delili sunulmuş, bir örneklemesi var. Daha sonra mana boyutunda da bana kalbi karşıma çıkarıyor. Şimdi herkes kendi bedenine baktığı zaman azaların mükemmel bir uyum içerisinde hareket ettiğini görür. Evet. Yani işte gözün, beynin ve diğer sair bütün organların El, ayak. mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığına şahit oluruz. Bu benim bedenimde İttihat-ı İslam'ın cismani şekle bürünmüş hali. Yani vücudumda bana bunu gösteriyor. Bir uyum, bir Lik birliktelik, değil var. mi? Evet, yani Bir mesela birbirine maddi, yardım etme var. evet, yardım etme var, bir dayanışma var. Birbirlerinin belki vazifesini tamamlama olayı var. Bu bana aslında maddi vücutta İttihat-ı İslam'ın nasıl olduğunun bir Delili. örneği, Evet. kendi enfüsi alemimde ufak bir numunesi. Peki benim mana boyutumda nasıl olacak? Mesela Risale-i Nur'da şunu söylüyor. Hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizaç kerane ittihat gittiği vakit manevi hayat da diyor gider. Bilirsin ki diyor, üç elif ayrı ayrı yazılsa üç kıymetinde, değil mi? Ama yan yana gelse, o ittihat sağlanacak olsa orada 111 kuvveti 111 ortaya kuvveti. çıkar. O vücuttaki azalar arasında da ittifakın bozulduğunu bir an için düşünecek olursak, bedende o bütünlük sağlanamayacağı için ruh da diyecek ki, ya bu bedende bu hayat devam etmez, ben burayı terk ediyorum Çıkıp der. gideyim der. Yani çıkıp gideyim der. Yani bu açılardan baktığımızda İttihat-ı İslam'ın ilk başlangıç noktası insanın kalp dünyasıdır.